Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu die Familie, yani aile konusunu. Arkadaşlar, aile konusunu önceden görmüş olduğumuz iyilik zamirleriyle bir arada görüyor olacağız. Hazırsanız dersimiz başlasın. Başlığa baktığımızda arkadaşlar die Familie görüyoruz. Die Familie arkadaşlar aile demek. Dilerseniz aileye dede ile başlayalım. Dede Almanca'da arkadaşlar der Großvater demek. Der Großvater demek ki dede demekmiş. Diğer ismi de bunun der Opa demek ki bu da gene dede anlamına geliyor. Die Großmutter bu da anneanne ya da babaanne anlamına geliyor arkadaşlar. Şimdi burada groß görüyoruz. Groß kelimesi büyük demek. Dolayısıyla büyük baba, büyük anne gibi düşünebiliriz bunu. Die Großmutter demek ki anneanne ya da babaanne demekmiş. Diğer ismi ise arkadaşlar die Oma. Demek ki die Großmutter yerine ne diyebiliyormuşuz? Die Oma da diyebiliyormuşuz. Şimdi yan tarafta arkadaşlar die Großeltern görüyoruz. Die Großeltern bu da ebeveyn ama büyük ebeveyn deniliyor. Yani burada kastedilen şey şu. Anneanne ve dede ya da babaanne ve dede her ikisi demek ki die Großeltern şeklinde adlandırılıyor. Hani güzel Türkçe'ye çevirecek olursak büyük ebeveyn gibi, hani dedemler deriz ya ya da işte babaannemler, burada bir çoğul durum vardır ya, burada kastedilen nedir? Dede ve nine gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla bunun için ne diyoruz? Die Großeltern. Buraya baktığımızda der Vater bu da arkadaşlar baba demek. Diğer ismi ise der Papa. Demek ki der Vater baba, der Papa bu da baba anlamında. Buradaki parantez içerisinde koymuş olduklarım daha çok işte küçük çocukların söyledikleri bir hitap. İşte baba için der Papa ya da işte der Opa gibi düşünebiliriz. Buraya baktığımızda anne dediğimizde anne die Mutter. Die Mutter anne demek. Diğer ismi ise arkadaşlar die Mama. Demek ki die Mama anne demek. Hani bizdeki gibi ana deriz ya arkadaşlar. Hani anne yerine işte küçük çocukların belki bizden de hala değil mi dedikleri Mama, die Mama demek ki ana gibi düşünebilir. Die Eltern, bakın az önce die Großeltern için ne dedik? Büyük ebeveyn dedik değil mi? Buradan kastettiğimiz neydi? Büyük babam ve anneannem ya da büyük babam ve babaannem gibi düşünebiliriz. Die Großeltern. Burada da die Eltern anne ve baba anlamında, yani ebeveyn demiş oluyoruz. Burada die Eltern demek ki ne oluyor arkadaşlar? Bir çiften bahsetmiş oluyoruz die Eltern denildiğinde. Bir sonrakine bakalım. Der Bruder arkadaşlar aslında güzel Türkçemizde de olan bir şey bu. Birader deriz ya aslında. Bu erkek kardeş ya da abi anlamına geliyor. Demek ki yaşça benden büyük olsun ya da yaşça benden ufak olsun ne diyormuşuz? Der Bruder demiş oluyoruz. Dediğim gibi eski Türkçe'de aslında bu birebir karşılığı biraderdir. Dolayısıyla der Bruder oradan belki hatırlayabiliriz. Evet, bunun karşılığına baktığımızda die Schwester bu da abla ya da kız kardeş demek arkadaşlar. Burada da gene benden yaşça büyük olabilir, ablamdır. O zaman ne derim? Die Schwester ya da benden ufaksa, kız kardeşimse gene bu ne olacak? Die Schwester olarak adlandırılacak. Peki ben abim ve kardeşim, kız kardeşimi aynı anda her ikisini kastediyorsam ne derim buna? Bu ikisine die Geschwister yani kardeşler diyecek olursak die Geschwister demem gerekiyormuş. Sonrakine bakalım arkadaşlar. Der Onkel. Evet, der Onkel o kadar çok anlamı var ki arkadaşlar. Amca diyebiliriz. Dayı
diyebiliriz ya da enişte diyebiliriz. Demek ki bunların üçünün Almanca'da karşılıkları aynı. Neymiş? Der Onkel. Der Onkel demek ki bu üçünün karşılığıymış Almanca'da. Bir sonrakine bakalım. Die Tante. Evet, burada da gene üç anlam söz konusu arkadaşlar. Die Tante demek ki bu teyze olabilir, bu yenge olabilir, bu hala olabilir. Demek ki onun içinde ne diyoruz? Die Tante diyoruz. Evet, der Cousin. Der Cousin anlaşılacağı üzere kuzen demek. Bu tabi Fransızca kökenli bir şey olduğu için der Cousin de denilebilir mi? Belki söylenebilir. Cousin dersek daha doğru olur arkadaşlar. Bu erkekler için söylenen. Kızlarda da kuzin dediğimizde, Türkçede de değil mi? Kuzin diyoruz. Die Cousine demek ki kuzenim, bu bir kızsa die Cousine şeklinde söyleniyormuş. Der Sohn, bu da oğul demek arkadaşlar. Demek ki bir baba ya da bir anne ne diyecek oğlu için? Der Sohn değil mi? Oğul dediğinde demek ki der Sohn. Die Tochter, bu da kız evlat anlamında, kızım derken değil mi? Ne diyecek demek ki? Die Tochter diyecek. Çocuklar için arkadaşlar, çocuklar da die Kinder. Demek ki oğul der Sohn, kız evlat die Tochter, çocuklar derken de die Kinder dememiz gerekiyor. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızın üzerinden şöyle bir geçelim. Dede demek ki neymiş arkadaşlar? Der Großvater ya da der Opa. Anneanne ya da babaanne ne diyormuşuz? Die Großmutter ya da ne diyormuşuz? Die Oma. Bunlar her ikisi için değil mi? Bir çiftten söz konusu olduğunda büyük ebeveyn, hani birebir Türkçe çevirdiğim için bunu söylüyorum. Büyük ebeveyn diyorum. Ne olacak demek ki bu? Die Großeltern olarak anılacak Almanca'da. Baba diyecek olursam der Vater ya da ne diyorum? Der Papa diyorum değil mi? Anne derken die Mutter ya da die Mama diyorum. Ebeveyn, anne ve baba kastediliyor. Neymiş? Die Eltern. Demek ki ebeveyn die Eltern demekmiş. Abi ya da erkek kardeş der Bruder. Demek ki ya da daha anlaşılır olsun diye birader değil mi? Der Bruder bunun Almanca karşılığıymış. Abla ya da kız kardeş neymiş? Die Schwester. Die Schwester. Her ikisini kastediyorsam kardeşler diyecek olursak demek ki die Geschwister dememiz gerekiyor. Evet, bir sonrakine baktığımızda der Onkel. Evet, der Onkel. Bu neydi arkadaşlar? Der Onkel. Dayı ya da amca ya da neydi? Enişte anlamına geliyordu der Onkel. Aynı şekilde die Tante baktığımızda die Tante teyze, yenge ya da hala anlamına geliyor. Artık kimi kastediyorsam değil mi? Ona göre bunları kullanıyorum. Der Cousin, der Cousin demek ki bu da kuzen demekmiş. Ya da die Cousine, bu da kuzin. Yani bu bir kuzen ama bir kadınsa değil mi? Die Cousine demiş oluyoruz. Oğul da neymiş? Der Sohn, kız evlat da die Tochter, çocuklar denildiğinde de die Kinder diyormuşuz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzlarıyla bir tekrarlayalım. Der Großvater, der Großvater, der Opa, der Opa, die Großmutter, die Großmutter, die Oma, die Oma, die Großeltern, die Großeltern, der Vater, der Vater, der Papa, der Papa, die Mutter, die Mutter, die Mama, die Mama, die Eltern, die Eltern, der Bruder, der Bruder, die Schwester,
Die Schwester. Die Geschwister. Die Geschwister. Der Onkel. Der Onkel. Die Tante. Die Tante. Der Cousin. Der Cousin. Die Cousine. Die Cousine. Der Sohn. Der Sohn. Die Tochter. Die Tochter. Die Kinder. Die Kinder. Şimdi arkadaşlar başlığa baktığımızda die Familie ne olmuş? Meine Familie yani benim ailem. Bunları nerede görmüştük? Bir önceki dersimizde görmüştük, öyle değil mi? Bununla ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşlar varsa lütfen o ders videosunu izlesinler. Şimdi burada demek ki die Familie ne oldu? Benim ailem diyecek olursak meine Familie şekline büründü. Şimdi öncelikle arkadaşlar sizlerle heißen fiilini bir çekimleyelim. Onun ardından örnek cümlelerle aile konusunu bir pekiştirelim, cümle içerisinde kuralım. Heißen neydi? Heißen adında olmak, değil mi? Ben adımı söylerken ne diyorum? Ich heiße. Öyle değil mi? Şimdi senin adın derken ne diyecekmişiz arkadaşlar? Du heißt. Demek ki benim adım ich heiße, senin adın du heißt. Bir erkekten bahsederken arkadaşlar onun adı diyecek olursak ne diyeceğiz? Er heißt. Bu bir kadınsa ne olacak arkadaşlar? Sie heißt şeklinde ya da die artikelli herhangi bir feminen durum, yani dişi durum diyoruz biz buna literatürde. Değil mi? Sie heißt ya da es için, bu da neydi? Das yani nötr durumlarda kullanılıyor. Es heißt denilmiş oluyor. Bizim adımız derken arkadaşlar wir heißen. Ihr için de ne oluyor arkadaşlar? İki karşımda iki ve daha fazla insan varsa ihr heißt denilmiş oluyor. Sie bakın baş harf es büyük başlıyor. Ne oluyor bu? Nezaket formu yani saygı formu da denilen sie heißen ya da onların adı derken ne diyeceğiz? Sie heißen. Dilerseniz bir tekrarlayalım arkadaşlar. Ich heiße. Ich heiße. Du heißt. Du heißt. Er heißt. Sie heißt. Es heißt. Wir heißen. Wir heißen. Ihr heißt. Ihr heißt. Sie heißen. Sie heißen. Şimdi arkadaşlar cümlelere baktığımızda burada mavi ile ifade ettiğim neydi? Ne anlama geliyordu? Der artikelli durumdaydı. Die ile ifade ettiğimiz neydi arkadaşlar? Kırmızıyla, daha doğrusu kırmızıyla ifade ettiğim neydi? Die artikeline gönderme yapmış oluyordu. Burada sarı var. Sarı da gene die artikeli. Ancak bu sefer ne oluyor? Çoğul anlama gelmiş oluyor. Şimdi ilk cümleye baktığımızda ne diyor cümlemiz? Das ist mein Vater. Bu benim babam dediğimde demek ki der Vater benim olduğunda ne olacak arkadaşlar? Mein. Dolayısıyla bu benim babam diyecek olursak das ist mein Vater. Şimdi erkeklerde o diyecek olursak ne diyeceğiz arkadaşlar? Onun adı Mehmet dediğimde, değil mi? Benim babamın adı Mehmet diyecek olursak ne diyecekmişiz arkadaşlar? Er heißt Mehmet. Demek ki onun adı Mehmet, er heißt Mehmet. Diğer cümleye bakalım şimdi arkadaşlar. Das ist meine Mutter. Evet, die Mutter, die artikelli durumlarda ne oluyordu? Benim annem diyecek olursam ne diyeceğim? Benim annem, meine Mutter. Ne demiştik bunu? Die için, değil mi? Bunu ne yapıyorduk? E'ye dönüştürüyorduk meine. Dolayısıyla meine oluyordu. Benim annem dediğimde das ist meine Mutter diyorduk. Değil mi? Onun adı diyecek olursak ne oluyormuş arkadaşlar? Burada bir kadından bahsediliyor. Dolayısıyla sie olacak. Sie heißt Fatma. Değil mi? Onun adı Fatma dediğimde demek ki sie heißt Fatma demiş oluyoruz. Bu benim erkek kardeşim, erkek kardeş ya da abi anlamına da gelebilen neydi bu? Der Bruder, değil mi? Der Bruder benim dediğimde
Tıpkı benim babamda olduğu gibi mein Vater, bu da ne olacak arkadaşlar? Mein Bruder şeklinde anılanacak. Dolayısıyla bu benim biraderim, bu benim erkek kardeşim, bu benim abim diyecek olursam das ist mein Bruder, değil mi? Söz gelimi abimizin ismi Ahmet olsun. Bu benim, düzeltiyorum, onun adı Ahmet. Ne olacak bu sefer arkadaşlar? Değil mi? Dolayısıyla heißt Ahmet, onun adı Ahmet demiş oluyoruz. Sonraki cümleye bakalım. Das ist meine Schwester. Die Schwester, bakın ne oldu? Meine Schwester, değil mi? Die Schwester, abla ya da kız kardeş anlamındaydı. Onun adı söz gelimi Sinem olsun. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Sie kullanıyoruz, değil mi? Sie heißt Sinem demiş oluyoruz. Ve sonraki örneğe bakalım arkadaşlar. Burada dikkat edin, ne oldu? Ist yerine sind kullanıldı. Dolayısıyla das sind meine Großeltern. Bakın, Großeltern ne demekti? Die Großeltern çoğul anlamdaydı. Çünkü burada iki kişi söz konusu. Kim bunlar? Dedem ve anneannem ya da dedem ve babaannem. Dolayısıyla bunlar ne oluyor? Büyük ebeveyn şeklinde bürünüyor ve sarıyla ifade ediyoruz bunu. Die Großeltern. Bu durumda bunlar benim büyük ebeveynlerim gibi düşünelim. Ne diyeceğiz o zaman? Das sind, değil mi? Das sind meine Großeltern diyeceğiz. Söz gelimi onların adı Ayşe ve Hasan olsun. Bu durumda ne yapacağız arkadaşlar? Onlardan bahsettiğimizde ne olacak? Üçüncü çoğul söz konusu. Dolayısıyla üçüncü çoğulda ne oluyor? Heißen. Bu durumda onların adı Ayşe ve Hasan dediğimde ne olacakmış? Sie heißen Ayşe und Hasan olacakmış. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızın üzerinden şöyle bir geçelim. Bir hatırlatma olsun. Das ist mein Vater. Ne demekmiş? Bu benim babam. Diyelim ki babamın adı Mehmet. Onun adı Mehmet. Ne diyeceğim? Heißt Mehmet diyecekmişim, değil mi? Demek ki bu benim babam. Das ist mein Vater. Onun adı Mehmet. Heißt Mehmet. Bu benim annem. Das ist meine Mutter, değil mi? Das ist meine Mutter. Diyelim ki annemin adı Fatma olsun. Ne diyeceğim o zaman? Onun adı Fatma dediğimde sie heißt Fatma. Demek ki bu benim annem derken das ist meine Mutter. Onun adı Fatma diyecek olursam ne diyecekmişim? Sie heißt Fatma diyecekmişim. Erkek kardeşim ya da abim, ne diyeceğim? Tanıtıyorum, diyorum ki bu benim abim, bu benim erkek kardeşim. Das ist mein Bruder. Heißt ne olsun? Söz gelimi Ahmet olsun. Heißt Ahmet. Demek ki ne diyorum? Bu benim abim. Das ist mein Bruder. Onun adı Ahmet. Heißt Ahmet. Bu benim kız kardeşim ya da bu benim ablam dediğimde das ist meine Schwester. Evet, söz gelimi onun adı Sinem olsun. Sie heißt Sinem. Demek ki ne diyormuşum? Tanıtıyorum. Diyorum ki bu benim kız kardeşim ya da bu benim ablam. Ne diyorum? Das ist meine Schwester. Onun adı Sinem. Dolayısıyla sie heißt Sinem. Bu sefer burada arkadaşlar sırrıyla ifade ettiğim bunlar benim anneannem ve baban, düzeltiyorum. Bu benim anneannem ve dedem ya da bu benim babaannem ve dedem. Ne diyeceğim bu durumda? Das sind meine Großeltern. Bunlar benim büyük ebeveynlerim, değil mi? Almanca'da öyle deniliyor. Die Großeltern. Ve isimleri ne olsun? Ayşe ve Hasan olsun. Bu durumda ne olacak arkadaşlar? Sie heißen Ayşe und Hasan demiş olacağız, değil mi? Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Das ist mein Vater. Das ist mein Vater. Heißt Mehmet. Heißt Mehmet. Das ist meine Mutter. Das ist meine Mutter. Sie heißt Fatma. Sie heißt Fatma. Das ist mein Bruder. Das ist mein Bruder. Heißt Ahmet. Heißt Ahmet. Das ist meine Schwester. Das ist meine Schwester. Sie heißt Sinem. Sie heißt Sinem. Das sind meine Großeltern. Das sind meine Großeltern. Sie heißen Ayşe und Hasan. Sie heißen Ayşe und Hasan.
Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde aile konusunu, yani die Familie konusunu görmüş olduk. Ardından benim ailem dediğimizde meine Familie başlığı altında ne yapmış olduk? Aile bireylerini tanıtmış olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.